Günaydın. Sabahlar Ekonomi Arası başlıyor ve finans analisti İhsan Memiş bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Normalde cuma günleri bizimle birliktesiniz. Bugün cuma gibi geliyor ama bugünlük bu haftalık çarşamba birlikteyiz. Size gelen sorular var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Tabii, hemen ilk soru gelsin. Merhaba. Seçim sürecinde ekonomi nasıl olur? Merak ediyoruz. Açıklarsanız seviniriz. Seçim sürecinde çok zorlu bir süreç beklemiyorum iç piyasalarda. Şimdi verilen teşvikler, destekler, yapılandırmalar, bunların bir nakit trafiğinde bir olumlu hareketini görebiliriz. Yine Merkez Bankası'nın kontrolü devam ediyor. Dışarıda da Mart ayından itibaren artık büyük bir ihtimalle Fed'in iyimserliği de küresel piyasalarda pozitif şekilde fiyatlanır. Ama şimdiki gelen sinyaller Mayıs ayının ikinci haftasında seçim olma olasılığını güçlendirdi. Ve dolayısıyla 4 ay var önümüzde. Bu 4 ay boyunca da çok olumsuz bir süreç beklemiyorum. Ama Haziran'dan sonraki olan süreçler biraz daha karışık. Belki de onu sormak lazım değil mi? Seçim sonrası seçim bizi sonrası neler bekliyor diye. Hem piyasalarda hem ekonomide. Karışık. Evet. Seçime kadar bir bozulma beklemiyorum. Evet, onu o zaman konuşuruz. Daha var. Evet, geçelim şimdi ikinci soruya. İyi günler. Euro dolar karşısında değerlenmeye daha ne kadar devam eder? Euro dolar paritesi 1.07-1.08 bant aralığında dengelendi diyelim. Yıl içerisinde 1.12 devamında 1.15 seviyesine kadar bir yükselme ihtimali çok kuvvetli. Avrupa Merkez Bankası'nın tekrar 25 bas puanlık faiz artırım ihtimali güçlenmeye devam ediyor. Yine bugün enflasyon rakamlarını takip edeceğiz Euro bölgesinde. Ama muhtemelen yine yıllık bazda düşünmek gerekirse 1.15 seviyeleri sürpriz olmaz. Yani Euro'nun güçlenmesini, doların da değer kaybedeceğini öngörüyorsunuz. Evet, dolar endeksinde 92-94 bandına kadar bir geri çekilme haliyle de geçen yıl aşırı değer kaybeden Euro dolar paritesinde normalleşme süreci başlayabilir. Ama hani bu doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi içeriye kura bize yansımayacak mı acaba? Yansımamaya devam biz edecek. Biz dolar endeksini aslında 88 seviyesinde gördük. 114-70 seviyesinde de gördük. Ama 18-80 lira seviyesinin üzerinde atak gerçekleştirmeyen veya aşağı sarkmayan bir kurda gördük. Sabit ve dolayısıyla da olumlu ya da olumsuz bir etkilenme görülmüyor. Ve şu anda da siz bu yatay seyrin devamını bekliyorsunuz. Yani Hazine ve Maliye Bakanı veya diğer finans kurum ve kuruluşlardaki arkadaşlar şunu söylüyor. Seçim sonrası da biz Türkiye modelini uygulamaya devam edeceğiz. Hı. Yani dolayısıyla da bu baskılama sanırım devam edecek. Pekala. Bakalım bir sonraki soruya. Merhaba. Borsada yatırım yapacağımız şirketleri nasıl araştırabiliriz? Mutlaka aracı kurumlardan destek almak gerekiyor. Profesyonel bir destek almak gerekiyor. Onun haricinde de şirket hikayelerini aslında yatırımcılar kendileri de okuyabilir. İşte bu hikayelere baktığımız zaman da geleceğe dair nasıl açıklamalar yapıyorlar? Şirketleriyle alakalı nasıl bir gelişme var? Bir de mevsimsel etki mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Hem profesyonel destek alınca hem de finansal okuryazarlığın artması için kendi bireysel araştırmasını yaparsa bir sorun kalmaz. Şimdi borsada bu yılın ilk iki haftası çok sert satışlar vardı. Bu hafta biraz daha iyimser bir tablo var. Şu anda da işte %0,42'lik yukarı yönlü bir hareketle başladı. 5300 puanın üzerinde borsa. Ne dersiniz? Yani bu çok sert satışlar gördüğünde ne yapmalı yatırımcılar? Yani özellikle küçük yatırımcılar. Burada önemli olan süreç mutlaka uzun vadeli bir yatırımcı olmak gerekiyor. İkincisi de kredili işlem yapmamak gerekiyor. Ve dolayısıyla ben bu dalgalanmanın devam edeceğini tahmin ediyorum yıllık bazda. Yani kısa vade için söylemiyorum bunu. Ne düşüşler bitti benim nazarımda ne de yükselişler bitti. İşte 4400 puan seviyesinin dip seviyesi, yukarıda 6500 puan seviyesinin direnç seviyesi. Bu geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama olabilir. Çünkü seçim sürecindeyiz. Bu dalgalanmalar normaldir. Ama özellikle küçük yatırımcılar bence kademeli alım ve kademeli satım mutlaka uygulaması gerekiyor. Evet. Pekala, şimdi bakalım bir sonraki soruya. Merhaba, yatırım için altın mı gümüş mü? Uzun vadede yine altın ve gümüşün getirisi gayet iyi. Her ne kadar döviz konuşulsa da ülkede, TL ayaklı söylüyorum bunu. Yine altın ve gümüş fiyatlarının daha çok kazandırdığını gözlemliyoruz. Yine sepet yapmakta avantaj var, riskleri dağıtmakta avantaj var. Uzun vadeli bir yatırımcı olanlar altın ve gümüş değerlendirebilir. Evet, sosyal medyadan da bu arada gümüşle ilgili gelen sorular var. Onları da yöneltmek isterim. Mehmet Bey demiş ki gümüşü fiziki alamadığım için
Gümüş TR adı altında hisse fonu aldım. Evet. Normal şartlarda yükseliş ve düşüş yüzdeleri genel anlamlarıyla aynı. Ancak son 15 günde gram gümüş TR'ye nazaran %8 daha sağlam durdu. Bunun sebebi nedir diyor. Tabii ki dolar TL kurunun burada önemli bir etkisi var. Diğer yandan da rasyonun önemli bir etkisi var. Rasyo düşmeye devam ettiği gümüş biraz daha pozitif yönde ayrışıyor. Ama yine yıllık bazda düşündüğümüz zaman 2023 yılı için gümüşün avantajının biraz daha fazla olacağı bir süreçteyiz. Yani buradaki yol haritası doğru olduğunu söyleyebilirim. Bir soru daha var. Yılmaz Bey'den gelmiş. Gümüş için de sertifika çıkarılacak mı? Fiziki gümüşün de bankalardan satımı konusunda daha önceden İhsan Bey bahsetmişti. Evet. Bu konuda bir ilerleme var mı acaba? Evet, diyor. Bu konuyla alakalı Hazine ve Maliye Bakanımızla görüştük. Bu yönde bir çalışmasının olacağını ve yakında açıklama yapacağını bizzat söyledi. Ve ben bu tarafta gümüş yatırımcısının ve gümüşün de sisteme dahil edileceği bir süreç bekliyorum. Evet, bakalım neler olacak. Bu arada çok kısaca şimdi en azından ekran fiyatlarına baktığımız zaman 1150 lira olduğunu görüyorum ben gram altının. Sizdeki hani kapalı çarşı piyasasında şu anda gram altın TL fiyatı 1174, satışta 1179. Beklediğiniz seviyeler? Kar satışları bekliyorduk işte geçen haftadan beri. 1900 dolar seviyesinin altı görüldü. Ancak yine bir miktar daha geri çekilmeler bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda 1850 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Yükselişlere baktığımız zaman da yukarıda güçlü direnç seviyesi var 1950 dolar. Yani yatırımcısı 1850-1950 dolar aralığını takip etmeli. Ons altında o aralığı gram altın TL fiyatında da işte 1120-1180 lira aralığı. Ama çok yakın bir zamanda muhtemelen önümüzdeki haftalarda 1200'lü rakamları konuşabiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza ayağınıza sağlık diyelim. İhsan Memiş bizimle birlikteydi. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.